Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Kalp ve kanserde iddialı olduğunu söyledik ama özellikle kalp rahatsızlığı ve kanser gittikçe yaygınlaştı. Çağın hastalıkların başında diyebiliriz. Evet. Obezite aynı zamanda. Şimdi anjiyo 122 kesit. 128. Evet 122, 28 kesit BT anjiyo ile normal anjiyo arasındaki fark nedir diye izleyicilerimiz sorabilir. Neler söyleyeceksiniz hocam? Hastalarımız, izleyicilerimiz ona bir isim takmışlar. Evet. Diyorlar ki telli telsiz. Yani tel dediği kateter gönderiyor. Evet. Kasıktan veya koldan. Kalbe kadar gidiyor. Kalbin içine ve kalbin damarlarına geliyor. Oraya bir ilaç veriyor. İlaç verdiği an görüntü monitörde gözüküyor. Evet. Onları video çeker gibi seri bir şekilde onların hareketlerini de göstermek üzere çekimler oluyor. O çekimler arasında teşhis olarak o kan akışı o damarlardan düzgün oluyor mu? Yani yoluna düzgün gidiyor mu? Bir yerde tıkanıyor mu? Hı hı. Yani gitmesi gereken bir yere gidebiliyor mu? Gidemiyor mu? Bunu net bir şekilde gösteriyor. Yani hareketiyle gösteriyor. Ve bir de mesela telli dediğimiz yani anjiyo kateterle yapıldığı zaman aynı zamanda öyle bir darlık bulurlarsa bu darlığı genişletebiliyor, balon yapıyor veya oraya stent koyabiliyor. Stent oraya koyduğu zaman, açıldığı zaman genişletiyor damarı ve içinden düzgün kanın geçişini sağlıyor. Onları tabii öyle ince şeyler ki evet. Bir onları da kısa sürede 10-15 dakikada bitirebiliyorlar. Yani onun çapını ölçüyor. Hangi çapta bir stent koyacak edecek. Bunları görüntüde hemen hesaplanıyor bunlar. Yani böyle elle melle değil. Hemen o alanı hesaplıyor ve ona göre bir stent oraya yerleştirebiliyorlar. BT anjiyo dediğimiz dijital anjiyoda normalde yine ilaç damardan verilebiliyor veya kalbin damarlarının bütün organları bir anda böyle 2-3 saniyede tarayabiliyor cihaz, bütün vücudu. Siz kalbi inceleyeceksiniz, sadece kalbi alıyorsunuz, kalbin diğer dokularını silebiliyorsunuz, önündeki kemikleri silebiliyorsunuz. Yani bir düğmeye basıyorsunuz, kemikler kalkıyor. Göğüs kafesinin üzerindeki dokular kalkıyor, yumuşak dokular. Kalp ortada kalıyor. Sonra da kalbin etrafındaki damarları göstermek için bir de onun programları var. Tabii bunların yazılımları çok önemli. O yazılıma göre yine dokunuyorsunuz, sadece size damarların görüntüsünü veriyor. Damarların nerede daraldığını, nerede daralmadığını orada görebiliyorsunuz. Ve bunlar da daha kolay, buna non-invazif, yani girişim sıkıntısı veya eziyeti olmadan hastaya yapılan işlemler olduğu için, yani herhangi bir yerine bir şey batırma, kesme, şu bu olmadığı için non-invazif, hastanın daha tercih edebileceği bir metot gibi gözüküyor ve bununla da birçok böyle anjiyo yapmanın güçlükleri olan vakalarda veya normal kontrollerde bunu tercih etmek mümkün. Kişinin tercih edebilirseniz oluyor. Evet. Peki sizin hastanede iki sistemde uygulanabiliyor. İki sistemde uygulanabiliyor. İki sistemde. Yani. Evet. Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir.